Merhaba sevgili dostlarımız, İlişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gaziantep yöresinin meşhur lezzeti pirpirim aşı yapacağız. Yani semizotu yemeği. Çok lezzetli ve pratik bir yemektir. Bol malzemeli ve bol vitaminli. Şimdi malzeme listemize geçelim. Tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. 2 adet küp doğranmış soğanım var. 6 diş iri doğranmış sarımsağım. 1 kaşık tereyağım, 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası, 1 tutam semizotu doğranmış, 2 adet küp doğranmış domatesim, birer çay kaşığı tuz karabiber, birer tatlı kaşığı toz nane ve kuru toz biberim var. Bakliyatlarım yarım çay bardağı yeşil mercimeğim, yarım çay bardağı bulgurum ve 1 su bardağı haşlanmış nohutum, 2 adet de sıkılmış limonum var. Öncelikle 2 adet küp doğranmış soğanlarımı tencereme alıyorum. Biraz kavrulduktan sonra diğer malzemelerimi yavaş yavaş sırasıyla ekleyeceğiz. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi salçasını ekliyorum. 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık biber salçası. Salçamız da biraz kavruldu. Şimdi tuz, karabiber, sarımsağını ekliyorum. Ve şimdi ilk aşama olarak mercimeğini ekleyeceğim. Üzerine 1,5 litre sıcak su ekledim. Hazırladım. Ekliyorum onu da. Bir 10 dakika mercimekler açılana kadar kaynatacağım. Ondan sonra diğer malzemelerini yine yavaş yavaş ekleyeceğiz. Mercimeğimiz 10 dakika kaynadı. Biraz açıldı arkadaşlar. Şimdi sıra bulgurumuza geldi. Yarım çay bardağı bulgurumuzu ekliyoruz. Ve 2 adet küp doğranmış domatesimi ekliyorum. Mercimeğimiz 10 dakika kaynadı arkadaşlar. Yarım çay bardağı bulgurumu ve 2 adet küp doğranmış domatesimi de ekledim. Şimdi yine bir 10 dakika fokur fokur kaynayacak. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Bulgurumuzu ekledikten sonra 10 dakika daha kaynattık arkadaşlar. Şimdi haşlanmış nohutunu ekliyorum. Ve doğradığımız pirpirimi ekliyoruz. İki adet limon suyumu da ekliyorum. Şimdi yine bir 10 dakika kadar kaynatacağım ve bütün bakliyatların tuzu, baharatı, eşkisi, lezzeti birbirine geçsin. Semizotlarımız da biraz pişsin diye. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Tadını, tuzunu, lezzetini, bakliyatların pişmesini kontrol ettim. Şimdi üzerine yağ nane dökeceğiz. Üzeri için ayrıca 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ aldım tavama. Ve pirpirim aşımız hazır. Gaziantep'in meşhur pirpirim aşı yemeğini yaptık arkadaşlar. Oldukça besleyici, bol vitaminli, soğanlı, sarımsağı, bakliyatları çok lezzetli bir yemek. Kesinlikle yaz ayında bu yemeği mutlaka taze pirpirimle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.